Evet, uzun bir zamandır istenen Clio ile birlikteyiz. Bugün Mert kardeşimle birlikteyiz. Turuncu Clio'su ile birlikte araç dolunun dolusu. Üzerinde Amortek, jant, lip, egzozumuz da var. Egzoz ucumuz şöyle Akropovic turuncu rengiyle. Mert'le uzun zamandır görüşüyorduk, çekelim edelim diye. Kısmet bugüneymiş. Jantlarımız zaten dolunun da dolusu şu şekilde, gayet büyük. 215-40-17'lik ama 87W var. Bu W işaretleri vesaire yüksek hızlar için. Zaten Mert de hız yapmayı sevdiği için tabii yüksekleri takmış. Şimdi Mert'i çağırayım. Mert'le birlikte aracın üzerine neler yapılmış, neden bu aracı tercih etmiş konuşalım. Evet, şimdi Mert kameraya çıkmak istemiyor. Ondan dolayı sorularıma cevap verecek. Mert, neden Clio aldın? İlk aldığımda fiyatı çok uygundu. Kaç bin liraya aldın? 200 bin liraya aldım. 200 bin liraya bu araba, yani piyasada şu anda araba yok. Yok. Gayet uyguna kapatmışsın ama bu haliyle değil tabii ki. Jantlar falan yoktu. Aynen. Neden bu jantı tercih ettin? Orijinal Ares line'ında zaten bu jantlar oluyordu. Ben de biraz kendi kendime Ares haline çevirmeye çalıştım. Yani biraz çok işte ön lipiydi falan. Aynen. Gayet tatlı olmuş. Neden Golf'i tercih etmedin? Ya da neden Leon, neden A180 değil Renault? O zaman fiyatlar Renault'un daha uygundu. Yedek parçası bakımı daha uygun olduğu için Renault'u tercih ettim. Ki zaten de sen de bunun herhalde bir tane daha atınca bir de mavisi vardı, evet, bunun. Açık mavisi var. Mert Renault'u diziyor. Renault şirketini aldı. Şimdi bu arabadan memnun musun? Kaç litre yakıyorsun? Ortalamam 7.5-8'lerde geziyor. Biraz fazla ama çok basıyorum. Bastığımız için en tabii yüksek hız. Yani en bastın mı yani dibine kadar? 182 en fazla limitörü 182. Var. 182. Limitörü de kaldırmadın. Kaldırmadım. Zaten daha hızlısı güvenli değil yani. Yani çok hız yok. Arada. Zaten virajlara girdim artık araba dışa açılmaya, yırtılmaya meyilli bir araç. Hafif. Yine jant lastik, spacer ve coilover'dan dolayı yine diğerlerine göre daha iyi ama yol tutuyor. Aynen, zaten şöyle gösterdiğimizde spacer'lar böyle. Önlere 1.5 arkaya 2 mi attın? Evet. Onlar gayet şık durmuş spacer'larda. Bu arada aracımız satılık arkadaşlar. İlanda. Belki bu video yayınlandığında falan herhalde satılmış olur. Ben Instagram'dan yine de duyururum. Ön tarafında herhalde hiçbir şey yapmadım. Bir ön lip ekledim. Şu lip, malum lipimiz. Onları sen kasislerden çapraz geçtiğin için herhalde. Çok beklenmedik bir şekilde her yerde sürtüyor. Her yerde. Çok basık gözükmüyor ama her yerde çok sürtüyor. Ya şimdi girdiğin kasise de bağlı. Zaten bizim bu girdiğimiz yer de hafif böyle bir yüksek olduğu için sürtmesi var. Mert'e dedim inşallah sürtmez. Gelirken diyorum ki inşallah sürtmemiştir altını falan. Çünkü yakın yani, hani uzaktan o kadar dip basık olmasa da, Leon'u gibi olmasa, evet, da bu da gayet bir basık. Araçta herhalde bir şerit takip falan yok. Yok. Sen direkt herhalde hazırdı aldın. Tabii aynen. Ben 5000 km aldım. Sıfır almadım. Alsam opsiyonu alır mıydım? Alırdım. Ama şerit takibe gerek var mı? Yok. Yok. Zaten var, kendisi gidiyor. Ben kullanmıyorum zaten. Ya gerek yok. Hız sabitleyiciniz falan var. Aynen. Şöyle LED Pro Vision LED'lerimiz var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle farların sönen hepsi. Ben farlarından çok memnunum. Çoğu arabaya göre çok iyi aydınlatıyor. Yani sende yani Audi'de var. Ondan sonra Jeep'te falan var. Onların tabii farı mı? Bunun farı mı? Bunun farı. Ben bunun farı. Bunun farını hiçbir şeye değişmem. O derece yani. Şöyle yanımızda Kanatı Türk'ün imzası, yarasayna kapağımız. Yarasayna kapağını direkt mi oturtturdun yoksa folyo falan yapıp mı? Yok, direkt oturttum. Çift taraflı bant. O da iyi. Gayet şık duruyor zaten. Şöyle üzerimizde başaran var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Mert'e sordum neden o İstanbul'daki neydi ya? Başaran. Başaran'ın neden önermediğini dedim. Amortiki kullanmış. Memnun musun? Ben yaylardan pek sekme de yapmıyor açıkçası. Herkes çok sekiyor mu diye soruyor ama bence hiç sekmiyor. Ya, bir de keyfinden ödün vermemesi lazım. Evet. En büyük özelliği de o. Daha önceden soğuk pres vardı önlerde ama o çok sertti. Konforu bayağı bozuyordu. Coilover bayağı rahatlattı beni. Coilover biraz daha rahat yaptırıyor. Yan taraflarına şey yapmamışsın. Marş piyel falan. Direkt yapmadım. Stok. Sen ön arkaya oynamışsın. Aynen. Onun haricinde gayet şık cam filmimiz var. 2 numara mı 3 numara? 3 zinden. Evet. Önde yok. Önde yok. Öne de alırız. Öne artık satarız. Bir sonraki arabada artık onu görüşürüz. Şöyle
Anahtarsız girişimiz de var. Şöyle kilitleniyor. Mert bunu satıp başka bir araç alacak. Onu da olmadı. Çekeceğiz. Tabii. Gayet güzel şu şekilde içinde göstereyim size. Anahtarsız girişimiz var zaten. Hayalet ekranda hesabı. Şu an kaç binde? 30 bin. 30 binde. 700 falan. 30.700. O da Mert gidip geldiği için, öğrenci olduğu için sürekli kullanımlarda. Şöyle arka tarafı, yani bunun arka tarafını bitiyorum ben de. Evet, arka tarafı daha güzel bence. Arka tarafı daha bir tatlı. Normalde ben Renault sevmezdim. Arkadaşlar da bilir, Megane ve Clio olacak ama en dolusu. Evet. Megane alıyorsan abi cam yani tavanlı. Boşları olmuyor ya. Boşları şey, çok boş. Çok boş oluyor. Evet. Dolusu olacak abi. En azından LED fardı vesaire. Şöyle, Akropovic egzozumuza. Egzozun sadece başlığını mı değiştirin yoksa ortadan... Yok, sadece başlık var. Sadece başlık, sesimiz de var. Sesimiz yani diğerlerine göre daha fazla mı? Yani tatminkar edici en azından, evet, senin evet. İstediğin. Bagaj müsait mi? Müsait. Bagajımız da şu şekilde. Bagajımız da gayet geniş. Yani açılması da gayet iyi. Bak, amortisör var. Evet. Yani yaylı sistem yok. Ama belki bunlarda var mı bilmiyorum da elektrikli bagaj olması. Yok. Lazım yani. Belki de opsiyon olarak konmalı. Park sensörlerimiz zaten var kendiliğinden. Geri görüş kameramız yok. Yok. O da opsiyon. O da opsiyon ama sonradan bunu eklettirebiliyorsunuz. Bagajından memnun musun? Şimdi sen hem öğrencisin, tatilde, okulda vesaire olduğu için. Deyon işte şirketi falan gidiyorsun çalıştığın için. Yetiyor mu sana yoksa abi memnun değilim misin? Bana yetiyor. Geçen sefer tatile gitme mesela arka koltuklara da yatırdım. 2 kişi olunca çok rahat oluyor. 4 kişi de biraz sıkıntı yaratıyor ama 2 kişi de hiçbir sıkıntı yok. Zaten hep 2 kişi takıldığın evet, için arka koltuktan hiçbir önemi yok. Hatta arka tarafı da şöyle açalım. Bak bunlarda da bu tasarım gayet güzel. Yani minik ama aşırı da bir minikliği yok. Yok. Arka tarafa 1.80-1.90 arkadaşlarım biniyor. Çok rahat olmasa da yolculukta sıkıntı yani. Yani kısa mesafe de olsa, uzun da olsa, uzunda belki bir saatte bir, iki saatte bir mola verdiğinde seni rahatlatır. Bir de ben çok geride kullandığım için biraz daha sıkıntı yaşıyorlar. Yani onu göstermedik, dur. Evet. Koltuk ne kadar geriyse piyasa durumumuz o kadar ciddi. Daha önde kullanan bir arkadaş olursa aklında bir sıkıntı olmaz. Yani. Ya tabii canım. Cam tavan folyo. Nerede? Folyoyu yaptırmadım. Çünkü hoşuna mı gitmiyor diye yaptırmadım? Hoşuna gitmiyordu. Gitmiyor. Diğer arabamda vardı. Ondan sonra buna da yapacaktım aslında ama beğenmedim. Buna tek beğenmedin. Ya zaten şey yapıyorlar yani şuraya, normalde folyo buraya kadarsa biraz daha uzatıyorlar iyice. İşte çok basit görünüyor. Detaylara evet, inmiyor. Evet. Ya ben olsam yani kendi şahsi fikrim mesela Clio var senin gibi. Buraya kadar getiririm ama işte o raylarını nereden beğenirim hepsini. Şimdi bir iç tarafına geçelim. İç tarafından sonra bir de böyle ufak bir test sürüş yapalım. Evet, şimdi iç tarafa geçtik. Şöyle turuncu detaylarımız var. Anahtarımız şu şekilde. Turuncu parlak siyah tasarımı. Elektrikli el frenimiz var. Star stop'umuz var. Burada bir cebimiz var. Kablosuz şarjımız? Yok. Yok. Opsiyon olur. Opsiyon olsaydı iyi olurdu. 12 voltluk bir çakmaklık girişimiz, AUX'umuz 2 tane USB girişi. Klimamız zaten şöyle dijital, araç çalıştırmadığı için bu şekilde duruyor. Orta tarafımızın multimedya var. Bu multimedyadan memnun musun? Çoğu kişi bunu değiştiriyor. Evet, çünkü bağlantılarında hata var. Bluetooth bağlantılarında kopuyor genelde. CarPlay falan bağlanmıyor. Bunda gizli özellik açma olduğu için kablosuz CarPlay'i. Kadranda normalden farklı değişik özellikleri var. Ki sen bunda herhalde gizli özellik falan açtırdın mı? Açtırdım. Açtırdın. Nelerini açtın mesela? Onları bir göster olmadı. Çalıştırayım önce. Normalde göstergede şeyimiz olmuyor. Torkla beygir göstergemiz. Aynen. Bunda oluyor ekstra. Ona ekledin sen. Kablosuz CarPlay'im. Ondan sonra... Kimilerinde ona beyin takılıyor deniyor. Evet. Ondan dolayı. American Park. Yani... sinyalleri sabit. American Park'ı yaptın sen herhalde. Evet, American Park'ta takılıyorsun zaten. Burada turuncu detayları sen yapmışsın herhalde. Gayet şık duruyor. Fabrika çıkış da var turuncu kişiselleştirme paketi olarak ama ben bunları yaptım. Ekstra bir ücret yani bence ona bir gerek 4-5 yok. 4-5 bin TL bildiğim kadarıyla ücret istiyorlar. Çok fazla. Zaten şurada da hız sabitleyememiz falan hepsi mevcut. Bu arabayı zamlar malum 23-24 liralarda takılıyor benzin. Kaça fulliyorsun? Daha doğrusu fulledin mi? Ediyor.
Evet. Artık 1000 liranın üzerinde fulluyorum. Aynen, zaten şöyle yarım depo falan takılıyoruz. Evet. Satacağım için artık fullemiyorum da 300-400. Gerekirse benzini geri çekeceksin. Aynen. O derece. Bundan sonraki araç tercih etmenin, yani sedan mı alacaksın, hatchback mi? Aracı demeyelim. Aslında arasında çok gidip geliyorum. Hem SUV'yi düşünüyorum, hem sedan hem hatchback. Çok gerçekten bilmiyorum. Kararsız kaldın. Çok kararsızım. İnşallah gönlüne göre olur. İnşallah. Bu arada far anahtarımızı zaten Renault'larda bu noktada. Şöyle üstünde bir karbon yapısı var ama bu pek karbona benzemiyor. Değil. Plastik. Aynı sayılarında karbon ama oralar. Karbon gayet kapı güzel. Buralar. Aynen, zaten kapılarımız da şöyle üstü sert. Arka camların otomatik. Otomatik. Bir boş paketinde onlar çevirmeli. Diyecektim, çevirmeliyse evet. Hiç gerek yok Mert. Çevirmeli. Ondan da şimdi biz bir test sürüşüne çıkalım, sonra videoyu sonlandıralım. Evet, şu anda kasislerden geçe şey yapıyoruz. Üzerinde zaten 17 inç jantımız var. Orijinal stoğumuz kaçtı? 16 ya da 15 geliyor. 16 ya da 15 zaten plastik. Tabii. Sen de zaten modifiye sevdiğin için hemen sök. Aynen. Abi. Hemen aldım. İlk gün direkt jant lastik zaten. Jant lastik. Egzozu yakın zamanda yaptırdın galiba. Tabii yanlış bilmiyorsam. Evet. Bir ay falan oldu. Bir buçuk ay oluyor. Zaten sekmesi yok. O senin dediğin evet. Gibi. Çok fazla sekmiyor. İlla ki bu kadar bastık olduğu için birazcık hem konfor bozuluyor hem de sekiyor ufak tefek. Ya tatlı bastığın için tabii. O anlamda şeyin yok yani, gayet rahat ferah. Şöyle driving eco modumuz vesaire var. Menü geçişleri bana göre biraz yavaş. Evet, yavaş. Yani şöyle geçtiğimizde yavaşlıyoruz. Şimdi bir 80-150 mi yapak? Yapalım. Bir basalım. Spor alalım. Spor alalım. İşte spor modu aldık. Akması da yırtılması da gayet şey, zaten 5000-5500 civarı bir devir atması var. Şöyle bir göstereyim size. Gayet güzel. Şey yani 7000 devire geldi mi ya da 6000 devire dayandı mı yırtılarak bir bağırması yok. Diğer Megane'da falan kullanıyorum. Mesela Megane şey yırtılıyor hani, artık beni bırak ya da vitesi yükselt hesabı. Gayet şey ferah ve kullanışlı olduğu için gösterge herhalde tek tip değil mi? Değiştirmiyorsun. Onlar da değişebiliyor. Onları da değiştiriyorsun. Zaten hepsi yine orta paketten olduğu için. Hatta diğer modda değişiyor. MySense'de değişiyor. Ha. Onlar da iyi. Zaten gizli özellikten açıldığı için. Ekstra olarak konfor ve eco modu geliyor. Aynen. Şimdi bunun hep servis bakımlı mı? Tabii. Garantimiz hala tabii. Devam ediyor. Garanti kapsamında olduğu için servis kaç bin liraya tuttu? Bundan bir önce en son bakımı. En son bakımı 1500 lira tuttu. Hava filtresi, yağ filtresi. Genel bakımı. Klasik. 1500 lira. Filtrelerin gayet iyi yani bence. Range Rover'la kapışasımız var ama olmaz. Onlar V6, V8. Bu arabadan memnun musun? Abi iyi ki bu arabayı almışım ya da artık baban aldı galiba. İyi ki babam almış mı diyorsun, yoksa keşke bunu almayıp şunu alsaydım diyor musun? Ben olsam, şimdiki aklım olsa 1.3'ünü alırdım. 1.3 bu? 1.3 var, bu 1.0. 1.0 ama 100 beygir, o 130 beygir, ama o aradaki 30 beygir fark küçük gibi gözükse de çok fark ediyor. Aynen, hem konfor olsun, yakıt olsun. Evet, yakıtta da çok fark ediyor. Bununla gitmek için çok basmak gerekiyor ama onda öyle bir şey olmuyor. O daha çok alt. Hafif dokunsan yetiyor aynen. Performans olarak da yoldaki çoğu arabayı 1.3 bozuyor yani. Aynen. Eksi yönü. En nefret ettiğin özelliği. Performansı yani. Performanstan. Sollama da çok üzüyor. Performanstan ayrı. Hani konfor olsun ya da kullanımı olsun. Başka hiçbir kötü özelliği yok bence. Hani çok araba değiştirdim, çok araba kullandım ama bence bir tek. Bu arada Mert'in, daha doğrusu Mertgil'in diyeyim artık. Sadece Clio yok. Audi, Jeep, bir de Taycan vardı evet. Galiba. O Taycan'da yakın zamanda müsait olduğunuzda yine görüşeceğiz. U çekip tamam. Pisti böyle şey yapalım. Zaten o araçları da böyle müsait olduğunuzda abi dedi Clio boş dedi. Tamam dedim. Zaten Audi'den Clio'ya binmek en çok o yüzden. Çok fark ediyor değil mi? Çok fark ediyor. Çok.
Hafta içi ve hafta sonu o. Uzun süre Audi'yi kullanınca gerçekten Clio ondan sonra ölümü gibi oluyor. Dip gaz yaptığında yırtılıyor mu? Yırtılıyor. ESP kapatıyor mu ya da açıyor mu? Kapatıyor ESP. Direkt. Evet. Zaten şey yani ya, ferah ve güzel, önerilir araç. Gerçi şu anda 600 evet, milyar, 700 milyar arası herhalde bir fiyat bandında. İkinci eli almak da artık zorlaştı. O yüzden tatma dursun. 530 bin evet, liradan ilandayız. Eğer takipçilerden olursa zaten uygun bir fiyata anlaşırsak, tabii, güzel bir şey olursa yardımcı satışı olur, yaparız. Aynen. Mert çok teşekkürler. Rica ederim. Eryaman'dan geldin. Arkadaşlar video buraya kadardı. Renault Clio 5 çektik. Clio 5'ten memnun mu? Gayet iyi mi diye yorumladık, konuştuk. Önerilir mi? Evet, önerilir. Öğrenciyseniz, 2 ya da 3 kişilik aileyseniz kesinlikle alınacak araba. Az yaksın diyorsanız evet az yaksın. Sonuna kadar hak ediyor. Hak ediyor. 530 milyar da olsa, 600 olsa hak ediyor. Piyasada gerçekten hak eden arabalar. En ucuz arabalardan birisi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.